Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz köklü sayılar. Şimdi şöyle konuşalım sizinle. Köklü sayılardan soru nereden geliyor? Hocalarım bak. Kökün içinden ya çıkartmayı soruyorlar. Ne demek bu mesela? Kök 75 var ya mesela. 75 ne demek? 25 çarpı 3 ya. 25 dışarı 5 diye çıkacak. 5 kök 3. Hani bunları yapmanızı istiyorlar. Ya bunu buradan sorar Ya da neyi soruyorlar size? Eşlenik. Çok önemli hocam. Bak eşlenik. Ya o ya o çıkacak. Tamam mı sınavda? Bak şimdi. Şöyle küçük küçük bahsedelim notlardan. Şimdi hocam kökün şuradaki derecesi. Bak şuradaki derecesi görüyor musun? Çift ise. Tamam mıyız? Çift ise. Ne olmak zorunda hocam? İçi sıfır ve sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani doğal sayılarda çalışır bak. Doğal sayılar. Peki hocam şurası Tek ise ne olur? Hani kuvvetin tek ise ne olur? Hocam seni hiçbir şey ilgilendirmez. Yani hiçbir şeye bakmazsın. Yani eğer e, kökün derecesi tek ise. Yani içi negatif de olabilir. Pozitif de olabilir. Yani o seni ilgilendirmez. Anlaştık mı? Bak mesela şuraya iyi dikkatli bak. Şurada ne diyor? E, eksi 2 var içeride. Ama derecesine tek. Olur. E, ama bak şurada ne var? Eksi. Derecenin ne? Çift. Olmaz. Reel sayılarda olmaz. Anlaştık mı hocalarım? Karmaşık sayıda olur ama reel sayılarda olmaz. Şimdi kök sıfır ne demektir? Sıfır değil mi? Ha. Kök bir ne demektir? Bir. Değil mi? Peki. Kök dört ne demektir? Fark ettiniz mi? Şunlar birer sayıların kareleri. Neyin karesi dört? İkinin karesi. Sonra buraya sen on altı yazıyorsun. Yani neyin karesi diyorsun? Dördün diyorsun. Sen buraya dokuz yazıyorsun. Neyin karesi diyorsun? Üçü diyorsun. Değil mi? 25 diyorsun. Dışarı nasıl çıkar diyorsun? 5 diyorsun. 100 diyorsun. Dışarı nasıl çıkar diyorsun? 10 diyorsun. Sonra 400 diyorsun mesela. Bak şimdi bak 400 diyorum. Bu 4 çarpı 100 değil mi? 4 karesi 2'nin. 2 diye çıktı. 100 en karesi 10'un. 10 diye çıktı. 20 diyorsun. Anlaştık. Şöyle devam ediyoruz. <laughs> Bakalım bu neymiş. Kök dışına çıkartma. Hocam mutlak değerle alakalı. Bak üstü, köklü, mutlak değer, ee, çarpanlara ayırma. Bunlar hep iç içe konular. Lütfen iyi öğrenelim. Bak bir, bir dile bağlantılı hocalarım. Lütfen iyi öğrenelim. Bak. Şimdi hatırla. Şuradakilerin çift ise nasıl çıkıyordu? Mutlak değer diyordunuz değil mi? Bak mutlak değerde bunu konuştuk. Sonra ne diyorduk? Şuradaki derecelerin tek ise aynen çıkar diyorduk değil mi? Anlaştık. Mesela ne demek bak. X eksi y'nin karesi. Şurada kare var mı? Şunla şu gitti. Bunlar nasıl sayılar? Çift sayılar. Nasıl yazacaksın sen bunu? Mutlak değer içinde x eksi yazacaksın. Şöyle olsaydı x eksi y'nin 7. kuvveti şurada da 7 olsaydı. 7'ler nasıl bir sayı hocam? Tek bir sayı. O zaman bunun ne olacak? x eksi y olacaktı. Anlaştık mı? Böyle olacaktı. Umarım anlaşmıştık. Anlaştık değil mi? Tamam. Şimdi iyi takip et bak. Bir alttaki de aynı aslında. Şununla şu gitti mi? Bak yine aynı mı? Ee, tek ve çift meselesi yine aynı tek taktik. Tekse bak oradaki A nasıl çıktı? Aynen çıktı. Şu enler gitti ama şuradaki B'ye çıkamıyor değil mi? Bak derecesini yazdın. B içeride kaldı. Şunları götürdün. En sayısı sayı çift. O zaman nasıl çıkacak? Mutlak değerde çıkacak. Harika önemli bak bu. Bak bak çok önemli. Hocalarım bak bazı köklü sayılarda zor sorular var. Saçma sapan zor sorular var ama yani çok da önemli değil çok zor soru olsa da sıkıntı yok hocam bak. Zor soruları üslü sayıya üslü sayıya çevrilerek ünlü düşmesi var. Çevrilerek yapılır. Bak. Şuradaki en şunun neyin eğri? Altına giriyor. A üzeri en bel önünü. Bak mesela şuraya yazalım. Şuraya 2 olsun. Şurası 3 olsun. Şurası 5 olsun. Bak. Şu 5 nasıl geçecek şu tarafa? Bölü. 2 üzeri 3 bölü 5 yazacaksın. Çok kullanırsın. Anlaştık. Şimdi biraz soru çözelim. Bak. Hocam sınavda çıkmış soruları da çözeceğim. Vallahi çok kolay. Bak hocam üstü sayı, köklü sayı bunlar kesin rasyonel sayı. Bak bunlar net demektir. Lütfen sözlerce arkadaşlarım özellikle size söylüyorum. Hani kesin ben matematikten şöyle 10-15 tane yapmak istiyorum falan diyorsun ya. Bunları kaçırma bak. Üstüden köklüden Canar gibi biraz soru çöz yaparsın ya. Sizin neyle ne Allah'ını severseniz bu iş sayısalcı eşit ağırlıkçı, sözelci falan değil bu işler. Bu işler sadece biraz emek ve çalışmakla olur. Bak hocalarım şimdi. İfadesi gerçeğe sahip belirtiyor muymuş? Ne demek bu? İçinin sıfırdan büyük ve dahil olması lazım demiştik. Değil mi hocalarım? Bak aynen yazıyorum bak. Neden peki? Çünkü şurası ne? Çift. Değil mi? Şimdi bak. İçine 5 eksi mutlak değer 2x eksi 1 büyük eşit sıfır olmak zorunda değil mi? İçi sıfırdan büyük olmak zorunda öyle. At bu mutlak değeri bu tarafa. 5 oldu. 2x 1. Mutlak değerle bağlantısı var mı? Evet var. Bak mutlak değer bir sayıdan küçük mü? Ne yapıyordun? Negatifini bu tarafa yazıyordun. Hatırla bakayım bak. 5, 2x 1, eksi 5 oldu. Anlaştık mı? Neye dönüştü? Basit eniş eşitsizliğe dönüştü bak. Vurmadan bir konuyla bağlantısı var. Şu eksi 1'e tarafınız geçecek artı 1. Bir dakika bakayım. 6. Oradaki bir eksi bir kayboldu. Bir ekledin. Eksi 4. Her taraf 2'ye böl. 3 oldu. X oldu. Eksi 2 oldu. İşte alacağı değerleri siz toplarsınız. O da ne gelecek Allah tarafından? 3 gelecek. Tamam mıyız? Şimdi geldim. Bir başka soruya bak. Şuradaki derecen seninle. Çift mi? Değil mi? O zaman içini olmak zorunda. Söylüyorsun doğru. Doğru. Sıfırdan büyük olmak zorunda. Anlaştık. Şurası nasıl bir sayı hocalarım? Çift. İçin olmak zorunda. Sıfırdan büyük olmak zorunda. Şu nasıl bir sayı? Tek. Umrumda bile değil. Bakmıyoruz. Ne zaman bakarsın? Çizelim. Ne zaman bakılır? Hocam bak. Şu soruyu şöyle yazsaydım bak. Aynı soru. Artı. 8 x. Bölü deseydim şu vicdansızı şuraya yazsaydım bak. O zaman tehlikeliydi bak. Neden tehlikeli hocalarım bak. Sen x yerine 6 yazarsan kök 0 olmaz mı? Şuranın 3'ünün hiç önemi yok. Bu da ne olurdu? 0 oldu. Payda 0 olabilir mi? Olamaz. Tanımsız olur. O zaman eğer payda da ise kontrol amaçlı bakılır. Yani sen şuraya yazacaktın. X 6 olamaz yazacaktın. Ama burada bakmıyorsun burada olabilir. Anlaştık mı? Şimdi hocam şunu attın karşıya şöyle olmaz mı? 3'ten büyük. Şunu x attın karşıya şöyle olmaz mı? E 3'ten büyük 8'den küçük neler var? E yazarsın biliyorsun sen 3 var 4 var 5 var 6 var 7 var 8 var. Anlaştık mı? Demek ki neye bakıyoruz? Hocalarım eğer derecen çift ise içi sıfırdan büyük ve dahil olmak zorunda. Paydadaki olan ifade pay, e, kesli tanımsız yaptığı için bakmak zorundayız. Ve onu almamak zorundayız. Bak bu sorunun cevabı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu yazdığım mavi sorunun cevabı 6 olmaz. 1, 2, 3, 4, 5. Bak bunun cevabı 6. Bunun cevabı 5. Anlaştık. Hadi devam. Bak. Kök içine atma. Hı, siz çok atıyorsunuz zaten içinize her şeyi. Kök içine atma. Bak şimdi hocam. Şu içeri girerken şuradaki dereceyi üzerine alır. Bunu köprü olarak denir. Şu köprüden geçerken bunu üzerine alacak. Bak. Köprüden geçmiş, almış, girmiş içeri. Anlaştık mı? <laughs> Aynı şey işte. Tamam. İşte çift veya teklerden konuşuyor. Hadi şunları içeri atalım mı beraber? Bak biraz pekiştirelim. Şu iki. içe nasıl gidecek? Bak şu üçe dokunmadın değil mi? Bak. İçerideki de dokunmuyorsun. Bu iki. içeri girerken şuradaki gizli 2 köprüden geçiyor üzerine arıyor. Yani bu ne oldu? 4 kere 3'ten ne oldu? Kök 12 oldu. Tamam mı? 5 içeri nasıl geçecek? 25 diye geçti mi? Bak 25 diye geçti. Bir de şurada 2 var. Ne oldu bu? Kök 50 oldu. Şu içeri girerken 2'nin küpü diye girecek değil mi? Bak görüyorsun ama 2'nin küpü diye girdi. Bir de içeride şurada 2 var. Şurası 3 değişmez tabii ki. Ne oldu içerisi? 8 kere 2'den ne oldu? 16 oldu. Tamam. Şu 3 ile nasıl gelecek? Bak takip et. Eksi 3. Üç, 3'ü köprüden geçti. İçeride bir de 3'üm var. Ne demiştik? Tabanlar aynısı üstler toplanır demiştik. 3 üzeri 4 mu oldu bu? Tamam mısın? İşte bu kadar. Anlaştık mı? Heh, biraz daha pekiştirelim. Bak. Şu. Çiftse nasıl çıkıyor? Mutlak değer. Mutlak için sadece sayı varsa ne olur? Daima poz çıkar. Şunlar tek ise. Nasıl çıkıyor? Bak aynen çıkıyor. 8 ne demek? 8. Bak. 4 kere 2 demek mi? 4 dışarıya çıkacak. 2 diye çıkacak. Bu kalacak. Şurada 3 var ya. İyi takip et. 8 kere 2 diye yazıyorum bak bunu bilerek. Çünkü şurada 3 var ya. Sen de burayı 3 yapman lazım. Şu 3 ile şu 3 gitti mi? Dışarı çıktı mı? Şu içerideki ne yaptı? Çıkmadı. Kaldı. Geldim şuna. Bak 4'lerin gitti mi? 4 nasıl bir sayı? Çift. O zaman çıkar? Mutlak değer. Mutlak değerin içinde sadece sayı varsa daima çıkar? Burası çıkar. Şunlar 3'lerin gitti mi? Çıktı mı dışarı? Şu 3 içeride kaldı. 75 ne demek? 25 kere 3 demektir. Bak hocam şunları parçalarken nasıl parçalıyorsun? Bir çıkan sayı bir çıkmayan sayı. Çıkan sayı ne demek matematikte? Bir sayının karesi demektir. Bak bu 5'in karesi. Dışarı 5 diye çıktı. O da kaldı. Hocam şunları bilmen sınavdaki 2018 ya da 2019'daki sınavı çözmeni sağlıyordu. Birazdan çözeceğim göreceksin. Çok abartma yani. Çok da zorlama kendini. Bak şurada 4 ya. 80'i öyle bir parçala ki Orada dörtlü bir şey geçsin bak. 2 üzeri 4 ne yapar? 16. 16 kere 5 80 yapar matematikte bak. Şu 4'te şu 4 götürdü mü? Gitti. Şu içeride kaldı. Şu 4'ün derecede kalacak zaten. Anlaştık umarım. Devam edelim. Şimdi geldim şuna. Bunu da şuna da üstü sayıya çevirelim mi? Hadi biraz pekiştirelim. Üstü sayıya çevirelim bak. Şurada gizli 2 var mı? Yokmuş. <laughs> şurada gizli 2 var mı? Var. Bak şurada gizli 1 var mı? O zaman bu 2 üzeri 1 bölü 2. Gel şuraya bir kalp yapalım bak. Demek ki sen bir sayının üzerinde 1 bölü 2 yazısını görürsen o köklü sayı demektir. Bak mesela 7 üzeri 1 bölü 2'yi gördün ya. Bu kök 7 demektir. Anlaştık? Tamam. O zaman sen de gördüğün an 1 bölü 2'yi onu sen köklü sayı olarak artık biliyorsun. Harikasınız. Bak şuna geldim. 2 üzeri 1 değil mi şu? Şu 3 nasıl geçiyor? Bölü. Harika. Devam. Şuna geldim. 3 üzeri 2. Şu nasıl geçti? Bölü. Çok güzel. Geldim şuna. 4 2'nin karesi değil mi? Harika. Şu da 4 bölü olarak geçti mi? Sadeleştirsen 2 üzeri 1 bölü 2 mi olur? Bu ne demekti? Kök 2 demekti değil mi? 1 bölü 2 görünce ne yapıyorduk? Köklü diyorduk. Ana. LYS'de çıkmış. Bak hocam böyle soru soruyorlar mı? Vallahi da soruyorlar bile de soruyorlar. Bak. Köklü sayılarda nasıl toplama çıkartma yapabilirsiniz peki hocalar? Şöyle. Şuradakilerin senin eşitse ve aynıysa yapabilirsin. Bu ne demek? Aslında ortak paranteze almaktan başka bir şey değil bu. Neler ortak? Enini dereceden kök ağlarımız ortak değil mi? Alırsan bunun parantezine burada x kalır. Burada artı y kalır. Burada eksi z kalır. Bak düzgün şekilde şunu yazacaksın. Bak şimdi. İyi takip et. Sınav sorusu. Aha böyle geliyor sınavda da. Hocam en kolay sizce hangisi gibi gözüküyor? Ben 27'yi kolay gördüm. Sen de göreceksin sınavda. 27. 9 kere 3 müdür? Burada hem fikiriz umarım. Biraz çarpım tablosu bilmemiz yetiyor bak. Şimdi hocam şu dışarı çıkar değil mi 9? 3 diye çıkar. Hani 3'ün karesi ya. Şu çıkmaz çıkmayan sayı büyük ihtimal diğerlerinde de vardır. Bak hepsine şöyle 3 yaz. Tamam en kolay yolu bu bak. Sonra ne yapıyorsun bak çok zayıfsa matematiğin. 75 şurada kimse göremez 3'e bölüyor. Ne geliyor buradan Allah tarafından? 25. Bir yok ok daha çıkartıyorsun. Şuraya 25 yazıyorsun. Sonra diyor ki 48'i 3'e bir bölüm şurada. Ne geliyor Allah tarafından? 16 geliyor. Çok iyi ya bak hep bir sayının karesi geliyor. Sonra ne yapayım bak. 108'i 3'e böldün 36 geldi. Tamam mıyız? Ha, sonra ne yapayım bak. Bu neyin karesi diyorsun? 4. 4 diye çıktı. 3 kaldı. Bu neyin karesi diyorsun? 5. 5 diye çıktı. Bu kaldı diyor İyi. Yukarıda 9 tane kök uçum var. Toplama çarpmayı bilmiyoruz mu? Tamam. Değil mi? Bak şunlar eşit ya Şurada konuştuk. Şu neyin karesi? 6'nın. 6, 6 kök 3 diye çıktı. İşaretim ne? Eksi. Bu neyin karesi? 3'ün. 3 kök 3. Köküç. Yukarıdan aşağıda ne kaldı? 3 kök 3. Kök 3'lerin gitti mi? Gitti. 9'u 3'e böl. 3 cevabımız? Tamam mı canlarım? Geçtik. DGS'miz. Burada ne demek istiyoruz size? Bak burada ne demek istiyoruz size? Şimdi şu derecelerin eşit mi? Eşit. Sen bu dereceleri birleştirip aynı köküne yazabilirsin. Mesela ne demek istiyor bak. Kök 7 çarpı kök 3 diyor ya. Şurada ne de 2 var ya. Kök 21 yazabilirsin. Şunlar 3, 3 ise sen buraya 3 yazabilirsin. Ya bunu diyor. Sana ters olmaz mı? Bak 15. 15 ne demek? 3 kere 5 demektir. Demek ki sen bunu parçalı da yazabilirsin. Anlaştık umarım. Bak şimdi. Bak 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 bak. Adam nasıl soru sormuş? DGS sorusu. Hocam şuradaki derecelerin eşit mi bak? Burada da kök var, burada kök var. Kare kök demek. Bak çiziyorum. Yani eşit ya. 15 yazdım. Al biraz sözel gibi çözüm. Şöyle 6 6 6 yazdım altın gibi ya. Bu da 10 çarpı 10 çarpı 10 yazdım. Tamam mıyız? Bir de şurada biraz daha kolay çözüm bak. Şimdi sadeleşelim gel. 2'ye böldün 3. 2'ye böldün 5. 2'ye böldün 3. 2'ye böldün 5. 2'ye böldün 3. 2'ye böldün 5. 5'e böldün 1. 5'e böldün 3. Bak. 3 kere 3 ne yapar? 9. Hatta gelin size de biraz daha kolay yapalım mı? 2 tane normal sayı hani 3 3 ya bir tane çıkar. Bak 3 3 2 tane ya bir tane çıkar. 5 5 2 tane ya bir tane çıkar. Gel böyle yapalım. Neymiş cevabımız? 9 bölü 5'miş. Tamam mı? Şimdi diğer yolu neydi? Yani aslında, o da aslında aynı da bak. Yine aynı kök için yazıyorum. 15, 6 bölü 10'un küpü de yazabilirsiniz. Yani sadeleştirip yapabilirsiniz ama yine aynısı. Bence şu daha güzel. Tamam. Yine aynısı gelecek. Neredeyiz? Hocam şunu öğren bak. Şunu öğren. Sınavda bir tane soruyu yap. şunu öğrenmek zorundasın. Valla zorundasın bak. Eşlenik ne demek? Hocam paydada köklü ifade bulunmaz. Birkaç sınavda köklü olarak bırakmışlar. Hani çok övsese sınavında falan hocam eskilerde. Ama genelde bırakılmaz. Size söyleyeyim bak. Kök, normal köklü sayının eşleniği kendisidir. Bu ne demek? Bak şurada kök 2 yazıyor ya. Sen bunu neyle çarpacaksın? Kök 2 ile bak kendisiyle. Bak iyi takip et. Ne geldi burası? Kök 2 geldi. 2 tane köklü sayı 1 tane normal sayı yaparmış. Yazalım. 2 tane köklü sayının çarpımı sayının çarpımı 1 tane normal sayı yapar. Yapar kök 41 ile kök 41'i çarparsan 41 kere maşallah 41 gelir. Anlaştık mı? İki köklü sayının çarparsan bir tane normal sayı. Geldim bak. Şununa şunu görüyor musun bak? Bunun eş şuradakinin işaretini değiştiriyorsun. Anlaştık mı? Bunun eş deneyi bak buymuş. İşaretini değiştiriyorsun. Bunun eş çok da önemli değil. Tamam Bizim için önemli şunlar bak. Bu dursun. Tamam mı? Farkını falan alıyorsun. Tamam Şurası çok önemli. Bak hocam şunu gördüğün an hemen yapman lazım. Kök 2 eksi kök 3 çarpı kök 2 artı kök 3'ü gördün mesela sınavda bak. Bu eşlenik değil mi bak? Bir eksisi bir artısı. Ne yapıyorsun? Şu baştakileri çarptın. 2 köklü sayın bir tane normal say yapmaz mı? Konuştuk. Şunları çarpıyorsun ne yapar? 2 köklü sayı bir tane normal say yapmaz mı? Yapar. Eksiyle artı çarparsın ne yapar? Eksi yapar. İşte bunun sonucu neymiş? Bak şu kadar yazanın cevabı neymiş? Eksi 1'miş. Bir, bir tane daha yazıyorum. 2 kök 3 eksi 4. 2 kök 3 artı 4. Gördük mü? Gördük de Bak eşitlik var. Bir eksisi var. Artısı. Al bakayım bunun karesini. Bakalım kök sayın karesini almayı biliyor musunuz? Şurada açıyorum bak. 2 kök 3'ün karesi nasıl alınır? Hocam çok kolay. Şuradaki sayının karesini alıyorsun 4. Şunun karesini almak demek normal sayıya dönüştürür. Yani burası ne geldi? 12. Şu ikisinin çarpımına geldi yani? 12. Bu ikisinin çarptığı geldi? 16. Bu ikisinin çarptığı ne geldi? Artı eksi eksi. Bunun cevabı ne geldi işte? Eksi 4 geldi. Tamam mı? Aslında bu iki kare farkı demektir. Ha, şuraya birkaç tane ben eşlenik yazdım. İyice pekişmesin. Çünkü çok önemli. Öğreneceksin, bileceksin. Kök 2'nin eşdeneği nedir? Kendisidir. Bunun eşitliği nedir? Arasındakinin işareti zıttıdır. Bununki neymiş? Kendisiymiş. Bununki neymiş? Bak işaretini değiştiriyorsun. Başka bir şey yok. İki tane kök sayının çarpımı bir tane normal sayı yapıyormuş. Bak şunu iyi takip et. İyi takip et. Şununla şunu çarparsan bir tane normal A yapmaz mı? Harika. Şununla şunu çarparsan bir tane normal B yapmaz mı? O da güzel. Artıyla eksi çarparsan ne olur? eksi. Demek bu neymiş? A eksi B'ymiş. Bak takip et. Bunun karesi ne? 3. Bunun karesi ne? 2. Arada ne var? Eksi. Alıştır kendini. Bunun karesi ne? 9. Bunun karesi ne? 5. Arada ne var? Eksi. Bunun karesi ne? 20 den. Bak 4 kere 5. Bunun karesi 9 kere 2. 18. Arada ne var? Eksi. Birkaç kez yaz. Öğren iç içe kökleri bak. Ne yapıyorsun? İç içe kökü tek köke indirelim. Bak ne yapayım bak. Şurada 2, burada 2, burada 2 yok mu? Değil mi? Onlar gizli. 2 çarpı, 2 çarpı. Yani bunlar ne yapıyormuşsun sen? Çarpıyormuşsun. Çarptın ne oldu? 8. Aha bitti bu kadar. Şimdi iyi takip et. Burada 3 var. Şurada ne var gizli? 2. Çarptın ne geldi? 6. Aha bu kadar. Tamam. Şimdi şuna bakıyorum. İyi takip et. Şurada 3 var mı? Şurada gizli 2 var mı? Çarptın ne oldu? 6 oldu mu? Ben buraya bir tikete de kendim yazmak istiyorum. Bak şu 6 yazdım En içtekine dokunmuyorsun bak. Ona dokunmuyorsun. Köprü. Bak 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 hepsini bu tarafa atacaksın ya. Bu 2 şu 2 köprüsünden geçecek. 2'nin karesi de gelecek. Yani burası ne olacak? 2'nin küpü olacak değil mi? Bak ne olur orası? 2'nin küpü. Burası da 6. Üssü sayıya çevirirsem şöyle olmuyor muydu? E bu 1 bölü 2 demek değil mi? 1 bölü 2 demek ne demekti? Üst olarak kök demekti. Değil mi? Peki peki peki. Devam. 3 çarpı 3 çarpı 2. Harika. Kaç buldun? 18. Bak. En içtekine dokunmadım. Görüyor mu herkes bunu? Şu 3'ü hepsini bu tarafa atacağım bak. 3 şu köprüden geçecek. 3'ün karesi içeri girdi mi? İyi takip et. Şu 3 içeri girecek. Şu köprüden bu köprüden yani altı köprüsünden geçecek mi? tabanlar aynısı üst dört 6, 8, 9. Bak burası 9 mu oldu? Şu 18 buraya nasıl geçti? Bölü. Bu da 3 üzeri 1 bölü 2 mi oldu? 1 bölü 2 kuvvet neydi? Köktü. Evet. Şurada biraz daha hani bir daha konuşalım. İç içe köklerde ne yapıyorduk? Bunu, bunu, bunu çarpıyorduk. İçeridekini yazıyorduk değil mi? Sonra iç içe bir daha kök var. Bunu, bunu, bunu çarptık yazdık mı buraya? Eniştekine dokunduk mu? Dokunmadık. Şu B K köprüsünden içeri girdi ve üzerine aldı mı? Aldı. A N ve K köprüsünden geçerek üzerine aldı mı? Aldı. Hocam şunu sordular bir kere. Bence böyle anlatmayın. Böyle çok yanlaşılmıyor. Ben şuraya bir tane ile anlatayım bak. Şurada 2 olmak zorunda. Bak Anlaştık mı? Anlaştık. Mesela ne olsun? Şurası o, 14 olsun. Rastgele salladım. 14 nerenin ne, ne çarpımı? 7 kere 2. Ya. Bunların toplamı da şurada yazacak. Bak. Tamam. Yani böyle taktik. Adam böyle uyguluyor. Şuradaki işaretinde önemli değil. Bak. Ne yapıyoruz? 14 ya. Şurada 2 olduğu sürece 14 ne, ne, ne çarpımı? 7 kere 2 diyorsun. Bunların çarpımı burayı veriyorsa toplamlarda da burayı veriyorsa ne yapıyorsun? Büyükten küçüğe doğru yazıyorsun bak. Büyükten küçüğe doğru yazdın mı? Karekök içine alıyorsun. Şuradaki şart neyse onu koyuyorsun. Bir tane daha yapıyorum pekişmesi için. Bak. Şöyle içi çek yok. Şurada 2 olmak zorunda. Şu kaç olsun mesela? Sallayalım. 15 olsun mu? 15 olsun. Bak, ya herhalde. 15 3 kere 5 mi? O zaman sen şuraya ne yazacaksın? 8 yazacaksın değil mi bak toplamlar. Bir bu sefer de artı olsun bak. çarpımları burayı verdi mi? Verdi. Toplamları burayı verdi mi? Verdi. Büyükten küçüğe doğru yazılır. Karekök içine alınır. İşaretin neyse o konudur. Aa bu kadar. Geçtim. Konudan sonra birazdan soruya başlayacağım. Ve en sonda e, 40 sorusu var ya yaprak test. Onları çözeceğim. Tak 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 tak. Bak biraz pekiştirelim hadi. Bak şimdi. Şurada iki var mı? Pekişmesi için bizim işimiz. 6 nenenin çarpımı? 3 kere 2 mi? Toplarsan şurayı veriyor mu? Veriyor. Büyükten küçüğe doğru yazdın mı? Karaköy için aldın mı? İşaretimi koydun mu? Aha bunun cevabı bu kadar. Tamam. Bak bir aynısı. 2 var mı? Var. Hep ona bakacaksın. 6, 3 kere 2 mi demek? Evet. Toplarsan şurayı veriyor mu? Verdi. Büyükten küçüğe doğru yazdın mı? Yazdım. Karaköküçünü aldım mı? Aldım. İşaretim ne? Eksi. Tamam. Bak. 5 kere 1 değil mi? Evet. Burayı verdi mi? Verdi. Büyükten küçüğe doğru yazdım. Karaköküçünü aldım. Kök birimiz zaten neydi? 1'di. Yazsam da olur. Yazmasam da olur. Ana burada 2 yok. Yazsam 2 bak. 4 kere 10 dedin mi? 4 dışarı nasıl çıkacak? 2. Şu olur mu? Değil mi? Bak burada 2 oldu şu an. 10 ne demek? 5 kere 2 demek midir? Toplarsan şurayı veriyor mu? Veriyor. Büyükten küçüğe doğru e yazdım. Kar küçüğünü aldım. İşaretimi koydum. Bu kadar. Burada 2 olmak zorundaydı. Burada 6 var. O zaman bu 2 kere 3'e Şu 3 içeri atacaksın. 3 içeri nasıl gelecek? 9 diye girecek değil mi? Bak. 9 diye içeri girecek. 9 kere 5 ne oldu? 45. Bak şimdi şu oldu. 45 9 kere 5 mi? Evet. Toplarsan şu 14'ü veriyor mu? Veriyor. İşte büyükten küçüğe doğru e yazsan daha güzel olur. Öyle yazmamışız. Kare küçüğünü aldım. Bu dışarıdan çıktı. 3 bu da kaldı. Şuradaki 4 2 kere 2 hani bir kere 2 bırakacağım. Şu 2'yi içeri attım. 4 diye girer. Şu olmaz mı en son? 12'nin en çarpımı bak 4 kere 3 de 12 yapar. Ama toplarsan 8 yapmaz. Ne yapacaksın onun işte? 6 kere 2 yapacaksın. Sen kendi kendine oynayacaksın işte. Anlaştık. 6 kere 2 ne yapar? 12 yapar. Şimdi büyükten küçüğe doğru yazdım. Kar kök için aldım. İşaret eksi de eksiği koydum. Pekişmiştir umarım. Allah'ım Allah'ım. KPSS 2019 sorulara başladı. Bak şimdi. Şunu düzeltelim. Hocam. Sana sınavda işte böyle sorular. Eştenik alacaksın. Eşteneğin de zıttıydı. Bak çarp şunla şuna. Kök 5 artı kök 3 ile neyi çarpıyorsun? Kök 5 artı kök 3'ü mü çarpıyorsun? Tamam Bölü. Şunu yazalım mı bak. Şunları çarpıyorduk. Ne geliyordu iki kök sayı? Bir tane olma sayı yapıyordu. Şunları çarptığında geldi. 3 geldi. Şunları çarptığında geldi. Eksi geldi. Aşağıdan 2 geldi mi? İyi iyi dursun aşağı 2 buldum. Şurada da kök 15'im var. Hocam kök 5 artı kök 3 ile kök 5 artı kök 3'ü çarpmak demek. Aslında kök 5 artı kök 3'ün karesi demek midir? Değil mi? İki tane çarpmak demek kare demek değil midir? Bunu ne yapacaksın? Ezberleyeceksin. Bir de ezberlemeden çözeceğim bak. Birincinin karesi 5. Sonra ne yapıyorsun? Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı kök 3 ile kök 5 çarparsan kök 15 yapar. 2 katı 2 kök 15 yapar. İkincinin karesi ne oldu? 3 oldu. Tamam mıyız? Böyle 2 vardı zaten aşağıda. Yukarısını yaptı bak? 8 artı 2 kök 15 bölü 2. 8'i 2'ye böldüm. 4. 2 kök 15'i 2'ye böldüm. Kök 15. Aslında burada ne yapıyorsun? Kalp yapıyorsun bak. Bir şöyle bölüyorsun. Bir şöyle bölüyorsun kalp oluyor. bak 8'i 2'ye böldüm. 4, 2 kök 15, 2'ye böldüm. 2'lerin gitti kök 15. Şurada bir de eksi kök 15'im yok muydu? Gitti. Bu sorunun cevabı neymiş? 4'müş. Sen karesini almayı unuttun sınavda. Ne yapacaksın? Yan yana yazacaksın. Biraz uğraşacaksın. Şuraya yazıyorum. Bakayım gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Kök 5 artı kök 3. Bak unuttuysan yap. Unutmadıysan normal yap. Bak. Takip et. Dağıtıyorum. Kök 5 ile kök 5 çarparsa ne olur? 2 kök bir tane olmasa yapar. Sonra şu ikisini çarptığın ne olur? Kök 15 olur. 3 kere 5 ne yapar 15. Şimdi şuna geçtim. Şu ikisini çarptım. Yine ne oldu? Kök 15 oldu. Bu ikisini çarptım. 2 i̇ki köklü sayı bir tane olmasa yaptı. Düzenine bakayım. 8 artı kök 15 kök 15 2 kök 15 olur. Tamam Ya da böyle yapacaksın. Bu aha böyle soru geliyor sana. Gözün korkmasın. En son çıkan ales sorusu komedi. Bak bak bak. Adam bunu sormuş. En kolay sayı hangisi? 27 mi? İyi iyi. 9 kere 3 27 yapar mı? Çıkan sayı çıkmayan sayı. O zaman çıkmayan sayı büyük ihtimal şunda olacak. 108'e matematik şey olanlar için yani zayıf olanlar için ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Bak 108 3'e böldüm 36. Şunun yanına ne yazacağım? 36. 48'i 3'e böldüm 16. Bak yazdım 16. Bu dışarıdan çıktı. 6 kök 3. Bu dışarıdan nasıl çıktı? 3 kök 3. Bu dışarıdan nasıl çıktı? 4 Yukarıda kaç tane kök var? 3 tane kök Aşağıda 4 tane kök 3. gitti. 3 bölü 4 cevabımız. Ales 2019. Alın bu da sizin. 2018 KPSS'niz. İşte bunların hepsi birer net sorusu. 2 tane çözüm yolu var. Birinci çözüm yolu. gidelim mi? Hocam bunun eşleniği kök 3 müdür? Kendiniz midir? Bak 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 çarp bakayım şunu ne olur? 3 kök 3 bölü kök 3 ile kök 3 çarparsan ne oluyordu? Normal sayı yapmıyor muydu? Şunların gitti mi? Kök 3 kaldı. Eee çıkmaya o zaman bunlar da 3'tür. Değil mi? 75'i 3'e böldüm. Burada ne buldun? 25. Yanına yazdın. 27'yi 3'e böldüm. Şuraya ne yazdın? 9. Bu dışarı nasıl çıktı? 5 kök 3 artı. Bir tane şuradan kök 3 kalmıştı. Değil mi? Şurayı kök 3 diye bulmuştuk. Aşağıda ne kaldı? 3 kök 3. Yukarıda kaç tane kök var? Beş tane burada var. Bir tane de burada var. Altı tane kök üçüm var. Aşağıda 3 kök üçüm var. Kök gitti. Altıyı üç'e böldüm. Ne geldi? İki geldi. Tamam. Şimdi bir de şöyle çözeyim. Şimdi bak, rasyonel saydasan paylaştırmayı bile yapmak biliyor. Şununla şunu çarparsan 225 yapmaz mı? kök 225 15'in karesi temelidir. Bak 15 diye çıkar. 3 de burada 18 bölü 3 olur. Bununla bunu çarptım mı Şu da 3 kök 3 mü? 27. Değil mi? Birinci aynen yazıyorum. Bak birinci aynen yazıyorum. İkinci ters çarpı çarpıyorum. Şu da gizli bir yerde. 1 bölü 3 kök oldu. Tamam. Bak şimdi. Şu kök 3 ile normal 3 yapmaz mı? Aşağısı 9 mu yaptı? 18 ve 9 ne yapar? Yine dik yapar. Demek ki böyle de çarpık yapabilirsin ya da eşlenik alabilirsin. O senin tercihin. 2017 devam ediyorum. Şimdi şu 4 kere 2 midir? Bu da 9 kere 2 midir? Bu ne yapar? 3 kök 2. Bu ne yapar? 2 kök 2. 5 kök 2 yapmaz mı o zaman? Bir de şurada kök 2 var? yazayım. Şu 4 çarpı 10 mu? Bu dışarıdan çıktı 2. 2 kök 10'dan bir tane kök 10 gelirse bir tane kökün kalmaz mı? Burada neymiş? Kök olmuş. Hmm, bakalım neler olacak şimdi. Hocam kök on ne demek? Kök 5 çarpı kök 2 demek değil midir? Ben mi? parçalayabiliyordum. O zaman şunla şu gitti mi? 2 tane köklü sayın bir tane normal sayı yapmaz mıydı? O zaman bu ikisi 5 yapar. Şunu götürmez mi? İşte sorumuzun cevabı neymiş? Kök 2'ymiş. 2017 Ales Sonbahar. Ne kadar da çok benziyor bizim KPSS 2018 sorusuna. Hatırla. Eşliğine kaldım. Ne yapar bu? 2 kök 2 bölü. 2 köklü sayı. Bir tane 10 sayı. Şunlar gitti mi? Buradan ne kaldı sadece? Kök 2 kaldı. Demek ki çıkmayan sayının 2 olduğunu gördüm. 52'ye böldüm. 25. 18'i 2'ye böldüm. 9. 3 kök 2 oldu burası da. Bak 3 diye çıktı. Şu ne oldu? 5 kök 2. Artı bir de burada ne var? Kök 2. Yukarıda 3 tane kök 2 var? Aşağıda 6 tane kök 2 var. Kök ilerin gitti. Her tarafı 3'e böldün. Ne cevabımız? 1 bölü 2'miş. Tamam. İkinci yolumuz neydi? Şununla şunu çarpıyorduk. Ne yapar? 100 mü? Dışarıdan çıkar 10. 2 daha. 12 bölü kök 2. 12 bölü kök 2. Şu da zaten 3 kök 2 değil mi? Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. sadeleştir bakayım. Her tarafı 3'e böldün. 4. Şu kökü 2 kök 2 normal 2 yapmaz mı? Her taraf 2'ye böl. 1 bölü 2. Geçtim. Ana. Değilse. 2017. Bak. Taraf tarafa dayanamam toplarım. Sen de dayanamasın Bir eksi bir artı gördün. Adam yazmış altta da. Tık tık gitti mi? Kök x. Kök x ne yapar toplarsan? 2 tane kök x. Şunları toplarsan ne gelir? 8. Her taraf 2'ye böl. 4. Kök x'in 4 x nedir? 2 değildir. Herkes 2 diyor ya. Allah Allah. Töpe estağfurullah. Ne olur mu? Şu ne? Her tarafın karesi ne? 16'dır değil mi? Neden 2 diyorsun ki? Allah Allah. Şuraya iki yaz bakayım. Ne zaman eşit oldu kök 2 4'e? Bence olmaz. Tamam. Anlaştık mı? Şunu görmüyorsunuz değil mi? Bir daha duymayın. Hı, herkes öyle diyor. O zaman neymiş? X'im ne geldi? 16. Yazdım şuraya 16. Şuna cevap Olamaz. Çünkü onun içine pozitif gelecek. 16'dan büyük olacak. Bakınlara taktik. Geldim. Cevap zaten şurada neyse. Şimdi yazıyorum şuraya. Bak 16 yazdım. dışarıdan açılı. Şurada yazıyorum bak. Kök 16 dışarıda açılı. 4. Eksi kök y eşittir 2 mi? Kök y bu tarafa at. 2 bu tarafa at. 2 eşittir kök y mi? Her tarafın karesini al bakayım. Y buradan ne geldi? 4 geldi. Bana şununla şunu topla diyor. Toplarsan ne olur? 16 olur. Hocam neden bunun cevabı olduğunu bildim biliyor musunuz? Allah tarafından değil bunlar bak. Ha bu A tabi Allah tarafından da. Tövbe <laughs> estağfurullah. Şimdi şöyle hocam bak. Bu dışarı çıkan bir sayı olacak. Yani 4 olabilir, 9 olabilir. Tamam. İkisi de dışarı çıkacak ki toplayıp toplayabilesin. Değil mi? Şu 16. 4 eklersem bu olur. 16'ya 8 eklersem bu olur. 8 dışarı çıkar mı çıkmaz? Bak cevabının olmadığını biliyorum bak. Mesela bir x'i sonra zaten beni işaretleyebilirim hemen sınavda. Uyanık yöntem. Eştenik alalım. Ya da payda işte. Fark etmez. İkisinde de soru çıkar. Hadi eşdenek alıyorum. Bunun eşdeneği kök 2. Bunun eşdeneği kök bir. Çarp bakayım. 4 kök 10. Tamam bak. Şunu da şunu çarparsak 10 yapar. 2 tane kök sayı ne oluyor? Bir tane normal sayı. Eksi 5 kök 10 bölünü geldi. 5. Şunlar gitti mi? Gitti. Her tarafı 2'ye böl. 2 kök 10'dan bir tane kök 10 giderse bir tane kök 10 kalır. Bunu sormuşlar. Orta öğretim. KPSS'ye. Ales. Bak. Çıkmayan ve kolay sayı bu mu? 4 kere 3 mü? Çıkmayan 3, 3, 3 ne olacak? Bunlar da cepha. 108'i sınavda 3'e böleceksin. Ne çıkacak Allah tarafından? 36. Biz alıştık ya artık. 75'i 3'e böleceksin. Ne gelecek? 25. 147 bak. Aa bak. 3'e böl. 3 kere 4, 12. 4 ile başlayan hangi sayının karakteri? 49 bak. 49 gelecek işte biliyorsun ya. Bak 49 geldi. Tamam. Bu dışarı nasıl çıktı? 6 kök 3. Bu dışarı nasıl çıktı? 2 kök 3. Bu dışarı nasıl çıktı? 7 kök Bu dışarı nasıl çıktı? 5 kök Yukarıda kaç tane kalır? 4 tane kök kalır. Aşağıda kaç tane kalır? 2 tane kalır. Tık tık 4'ün yarısı 2'ymiş. DGS 2 bölü Yine eşitlenik, yine eşitlenik, yine eşitlenik, yine eşitlenik, yine eşitlenik. Demek ki biz yine eşitlenik. Kök 3 artı kök 2'dir bunun eşitliğine. Zıt işaretleri kök 5 eksi kök 3'tür bunun işareti. Bunu ne alacağız? Neye gerek yok ki? Çarp bakayım şunu bak. 2'yi dağıtmayalım. Kök 3 artı kök 2 bölü Şurayı iyi takip et. iyi öğren canlar. Bak bunun karesini yapar. 3. Bunun karesini yapar çarparsa 2. Bunlar çarpasına gelir. Eksi. Bir yazsam da olur yazmasam da olur. Yazmıyorum bak. Neden yazayım ki? Bir etkisiz çarpmada bölmede. Değil mi? 4'ü yazıyorum bak. Artı. 4 parantezinde. Kök 5 eksi kök 3. Takip ediyoruz. Bak şuna şunu çarptım. Şunun karesini yapar. 5. Bunlar çarpasına yapar. 3. Şunlar çarpısına ne yapar? Eksi. O zaman ben buraya ne yazacağım? 2. Şuna şunu bir sadeleştirdim. 2. Dağıt bakayım şu 2'yi. 2 kök 3 artı 2 kök. Bak. Bunlar bunu çarptım. Bu da bunu çarptım. Şimdi şu 2'yi dağıt bakayım. Artı 2 kök 5 eksi 2 kök 3. Tık tık. Anlaşıyorsun değil mi? Şimdi şunları ortak parantez alıyorum. Bak. 2 parantez alıyorum. Şöyle yazsam olur mu? kök 5 artı kök 2. Yani şunları yer değiştirsem olur değil mi? Bir şey olmadı. Tamam. Nedeni göreceğim bak. Şurada da kök 5 eksi kök 2 var mı? Böyle 3. Hani şunları sıralı yazayım bir bakın. 5'de 5, 2'deki sıralı olsun diye değil mi? Tamam. Bak şimdi. Şunları çarparsan ne oluyordu? Bir tane normal sayı yapıyordu. Şunları çarparsan ne oluyordu? Bir tane normal sayı yapıyordu. Şunları çarparsan ne oluyordu? Eksi çıkıyordu. Tamam. Şuranın çarpımı şura. Şu 2, şu 2. Şu 3. Şu 3. 5'ten 2 çıkmış mı? Şu 3'te şu 3 gitti. Neymiş ki cevabımız? 2'miş. Sen durdurursun dinlersin. Hocam bu zor bir soruydu valla. Çarpanlar ayırmaya. Pardon. Evet çarpan ayırma her tarafın karesini alacaktık. Bu soru güzel bir soru. Önün geldi. Bak hocam her tarafın karesini alıyorum. İyi takip et. Bunun karesi nedir bak? Şunun karesi nedir? 4. Köklü sayının karesi nedir? normal sayılır. Bak değil mi? Hani kurutuluyor ya. Tamam. Şimdi şurayı takip etmen lazım. Bak. Birincinin karesi. Ne yapar? 4x. Bak bunun karesi 4. Bunun karesi normal x. Birinci ile ikinci çarpım iki katı. Eksi 4 kök x. İkincinin karesi 1. Az önce ne demiştik? Kare mayı unuttu. Ne yapacaksın? 2 kök x eksi 1 çarpı 2 kök x eksi 1 yan yana yazacaksın. Bak çarpacaksın. Ne olacak? 4x. Şu ikisini çarpacaksın. Eksi 2 kök x. Şu ikisini çarpacaksın. Eksi 2 kök x. Şu ikisini çarpacaksın. Artı 1. Aynısı gelecek bak. 4 x. Eksi 4 kök x. Artı 1. Neyi seviyorsun öne bak. 4'ü dağıttım. 4 x. Eksi 4 oldu mu? 4 x. A eksi 4 kök x. Artı 1. Tak. Tak. Gittim bunlar. 4 kök x'i bu tarafa atıyorum. 4'ü bu tarafa atıyorum. 4 kök x eşittir. 5 midir? Bu 4'ü buraya bölerek geçirdim. Kök x'ine geldi buradan? 5 bölü Kökten nasıl kurtulursun? Her tarafın karesini aldın. Karesini aldın. Kurtuldun. Karesini aldın. 25 bölü 16 tak İşte bu. KPSS 2016 geliyor. 80 16 kere 5 midir? 16 şana çıkar. 4 diye çıkar. İyi takip et. 4 kök 5 eksi 4 bölü kök 5 artı 1. Şunu 4 parantezine alıyorum. Dışarıda çıkartmayacağım. Kök 5 eksi 1 bölü kök 5 artı 1. Bak şimdi. Bunu ne yapacağım? Eşleneye bak. Kök 5 eksi 1 eşleneye mi? Çarparsan iyi takip et. Kök 5 eksi 1 ile kök 5 eksi 1'i çarparsan kök 5 eksi 1'in Allah tarafından karesi olmaz mı? Değil mi? Şimdi şuraya iyi bak. Kök 5 ile kök 5 çarpına geldi. 5. 1 kere 1. 1 artı eksi çarptığına geldi eksi. Aşağıdan ne geldi? Bu geldi. Bak şu dört, şu 4'ü götürür mü? Değil mi? Bak mutlak değer yine devreye girdi. Çift sene çıkıyordu. Mutlak değer. O zaman mutlak değer kök 5 eksi 1. Bir. bir de şurada ne var? Benim? Eksi kök 5. Dışarıda o, o. En son kullanacağım. Şimdi mutlak değerdeki ne yapıyorduk biz? İçini şartını Bunun karesini yapar 5. Bunun karesini yapar 1. Hangisi büyük? 5. Beş. 5'in önüne ne var? Artı var. Demek ki ben buraya ne yazıyorum? Bir şart artı. Artı atmak demek neydi? Aynen yazmak demekti. Bak aynen yazdım. Gitti şunlar. Sorumun cevabı ne geldi? Eksi 1 geldi. 2016 KPSS lisanslara gelmiş. Harika bir soru. Bak hocalarım iyi takip et. Beni iyi dinle. Şu eksilisi şu artılısı mı? Bunlara dayanamaya Hep karşı karşıya çarpım şeklinde getirmek zorundasın. Bak zorundasın diyorum. Tamam. Heh. O zaman birinci aynı yazın. ikinci tercih çarpım. Bak. X eksi x. Bu birinci yazıyorum. Hiçbir şey yapmadım. X eksi 1 çarpı x eksi 1 yazdım. Hani x eksi 1'in karesini böyle yazabilir mi? Çarpıyorum. bak. Şunu ters çevirip çarpacağım. X artı kök x bölü x mi? Buraya kadar umarım sıkıntımız yoktur. Bak. Bir eksilisi bir artısını çarpıyorum. Şunları çarparsın ne gelir? X kare. Şunları çarparsın ne gelir? Normal x. Şunları çarparsın ne gelir? Eksi. X eksi 1. X eksi 1. Bir. bir de şurada benim x'im var. Değil mi? Çarptım. Yukarı x parantezin alsa. Bak. Şuradan x'in bir tanesine bir tane x kalmaz mı? Buradan x'in tamamını aldığın için orada gizli ne kalacak? 1 kalmayacak mı? Tamam. Hadi sadeleştirelim bak. Şu x'in şu x'i götürdüm mü? Şuradan x eksi şuradan x eksi 1'i götürdüm mü? Yukarıda 1 kalır. Aşağıda x 1 kalır. Karşıda 3 varmış. İçleri dışlar çarpışması yapalım mı? Çarpıştır bakayım. 3x eksi 3 eşittir 1 bak. 3x eksi 3 eşittir 1. At 3 karşıya. 3x 4. X ne geldi buradan? 4 bölü 3 geldi. Bak bak enteresanlığa bak. Hocam çok benzer soru soruyorlar. Çok çok benzer soru soruyorlar. Sadece sayılar değişiyor. Haberiniz olsun bak. Şu 2016 ale sonbahar. Şu da 2016 ales ilkbahar. Yani sayılar değişmiş. Bak şimdi 20 kolay bir sayı değil mi? Bak. 4 kere 5 çıkmayan sayının 5 olduğunu herkes görüyorsa o zaman şuraları her tarafa ne 5, 5, 5 yazacaksın. 80'i şurada 5'e böleceğin ne çıkacak sana? 16. Tamam. 180'i 5'e böleceğin şurada ne çıkacak? Allah tarafından 36. Hani ezberledik ya biz. 45'i 5'e böleceğin 9. Bu dışarı nasıl çıktı? 2 kök 5. Bu 4'e çıkar. 4 kök 5. Bu 6 kök 5. Bölü. Bu 3 kök 5 topla 2 6 yaptı. Altta burada 12 kök 5 bölü 3 kök 5. Beş. Kök 5'lerin gittiği 12 bölü 3'ten 4 geldi. Şimdi bu 36 çarpı 2 mi? Bu 25 çarpı 2 mi? Bak ben bunu 2 kere 12 yazarsam saçma olur. Neden? 12 de saçma çıkmıyor. 2 de çıkmıyor. O zaman bunu başka şey düşünün. 6 kere 4. Bak bir çıkan bir çıkmıyor. Bak hepsini 2 yazdırmadı bu sefer de. Ama yukarıda yazdırdı. İyi takip et. Şu dışarı nasıl çıkar? 6 diye çıktı mı? Bir de önünde 7 var. 6 kere 7 42 kök 2. Bak hocam çarpı tablosu bileceksin. Bileceksin. Bu dışarı nasıl çıktı? 5. 5 kere 6 30 kök 2. Böyle. Şu dışarı nasıl çıktı? 2 kök. Bu 6 dışarı çıkmadı. 6 kaldı. Hocam 42 tane kök 2. Yani 30 tane kök 2'nin çıkarsa 12 tane kök 2'nin kalır. 2 çarpı. Kök 2, kök 6'yı da ben böyle yazamaz mıyım? Zarın. Şunların bitti mi? Gitti. Şunların bitti. 6 kaldım. ne alacağım mı? Eştenek de Kendisiydi. Çarp bakayım buna bunu. Ne oluyor lan? Dur lan. 6 kök 3. Böyle şu ikisi ne yapıyordu? 3 yapıyordu. Tık tık. Ne geldi? 2 kök 3'müş. Neredesin sen? Buradasın. Heyecanlandı soru. Akşam olsa da yatsak daha kaç saat var ya? Ezen'e. Çok var daha. Neyse. Şimdi bak devam ediyorum. Şunların eştenek olduğunu görüyor muyuz? geliyoruz değil mi? Dereceleri eşit mi? Ben bunu aynı kök içine yazabilir miyim? Bak nasıl abarttım gördün mü? Şimdi yazıyorum bak kök 28 eksi 1 çarpı kök 28 artı 1. Ana bunlar eşlenek. Hiç i̇şte, dayanamam hemen çarparım bak. Şu ikisini çarparsan ne olur? Bir tane normal sayı yapar. Şu ikisini çarparsan ne olur? Zaten bir kere bir, bir yapar. Eksi artı çarparsan ne olur? Eksi yapar. Ne oldu burası? 27 olmadı mı? E 27 zaten 3'ün küpü değil mi? Üçlerin gitti. Üç kaldı. Ne alsana DGS sorusu. Ne var? Bir şey yok. İç yok. Adam iç yok sormuş. Bak. Şurada gizli iki. Şurada iki gizli iki var mı? Çarparsan hani birleştiriyorum. Şuraya dört yazdım mı? Tamam. Şu en içtekine dokunmuyordum. Şu da içeri girerken şu iki köprüsünden 18'in karesine girdi mi? Bak bunun derecesi 4, bunun derecesi 4 dört. Dört ise aynı kök içinde ben şöyle yazabilirim bak. Derecelerini Ceylan'ın size aynı kökünü yazabilirsiniz. Anlaştık mı? Şöyle biraz kaymaya başlamış. Peki Pekala. Hocalarım takip edin. 4. Şunu şöyle yazarım. 18 çarpı 18 yazsam olur değil mi? Tamam 32. Hadi sade işlerim. Ne güzel bak. Her taraf 8'e böldüm. 4. 2'ye böldün. 2'ye 2'ye böldün. 9. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 9. 9 kere 9 ne yapar? 81. Ana, şuraya bir yazayım bak. 81 demek ki bir şeyin dördüncü kuvveti olacak ki tık tık çıksın. Tamam. O da Allah tarafından çıktı. DGS 2015 çözüyorum. Eştenek alıyorum. 7 eksi 3 eksi kök 5. Bak çarp. 4. 7 eksi 3 kök 5. Bölü. Bunları çarptın. 49. Bunları çarptın. 9 kere 5. Yani 45 artı ile eksi ne geldi eksi. Bak zaten ara hep eksi bak. Ara hep eksi. Şurası ne yapar hocam? 4. O zaman şu 4'te şu 4 ne yaptı? Gitti. Şu 45 ile 9 kere 5 değil mi? 3 kök 5 bak. 3 kök 5 artı. Yanda ne kaldı? 7 eksi 3 kök 5. Bunlar gitti. Ha, sana cevap. 7'ymiş. Geldim buna. Bu ne? KPSS önü sastara gelmiş. Bak. 8. 4 kere 2 mi? 4 dışarından çıktı 2. Bir de önünde 3 var. 6 kök 2 mi oldu? Artı 3 kök 5. Eksi 2 kök 2. Dursun. Çarpı. Bu 9 kere 5. Bu da 9 kere 2 mi? Şu dışarından çıktı 3 kök 5 değil mi? Şu dışarından çıktı 3 kök 2. Eksi 7 kök 2 mi? Ne oluyor? Bak. Şununla şunu işlem yaparsam 4 kök 2 kalmaz mı? değil mi? Artı 3 kök 5 yazdım. Çarpı. Şu içine işlem yaparsam 3 kök 5 eksi 4 kök 2 mi? Bunlar sanki eşlenik gibi duruyor ya. Değil mi? Ana, o zaman bak şunları yer değiştiriyorum bak. 3 kök 5 artı 4 kök 2. Bak şunları yer değiştirdim. Şununla sıralı olsun bak. 3 kök 5, kök 5 gelsin diye. 3 kök 5 eksi 4 kök 2. Anlaştık mı burada canlar? Tamam. Bak ne yapıyordum? Şunun karesi. Yani bunun ikisini çarparsan 9 kere 5. Ne yapar? 45. Şununları çarparsan 16 çarpı 2'den 32. Arada ne var zaten? Artı eksi çarpı eksi gelir. 45'ten 32 çıktı. 13 3 cevabı. Evet hocam soru çözümüm bitti. En son bu hızlı bir tekrar. Hatırla. Kök dışına çıkartma neydi? Çiftse mutlak değer tek sayına. Enlerin gitti. AD çıktı mı? O B'nin üzerinde N olmadığı için kaldı. Üst sayı çevirirken nasıl geçiyordu bu? Bırak geçiyordu. Kök içine atma. İçeri girerken şuradaki dereceyi içeri alıyordu. Hatırla. Bunu buradaki işte dereceler falan gidiyor. Onu gösteriyor. Tamam içeri İçeri falan anlıyorsun. Bak A. içeri girerken A üzeri K diye giriyor. Ee, kökün içi ne olmak zorundaydı? Ee, derecen çift ise pozitif olmak zorundaydı. Kök 1 neydi? 1'di. Kök 4 neydi? 2'ydi. Anlaştık mı? İşte bu yaklaşık derece bulması. bulunması. Bu genelde biraz TYT sorulara geçtim. Çok önemli değil. Şu görüntüm nasıl? Heh. geldim buna. Köklü sayıları toplama çıkartma yapabilmek için derecelerim yani şuradakileri ifadelerime eşit olması lazımdı. Aslında orta parantez almaktan başka bir şey değil. Orta parantez aldım. Tamam. Şimdi bunu e, istediğimiz kök dereceleri istediğimiz sayıla genişletebiliriz demiş. Ya da istediğimiz sayılara bölebiliriz demiş. Bak kuvvetleri gördün mü? Bak K'ya bölmüş her tarafı. Bu da her tarafı k ile çarpmış. Tamam mı? neydi? Normal sayı eşleniği kendisiydi. Bunun eşleniğini işaretini değiştiriyordun. Bak işaretini değiştirdin. bu da farkına alıyorsun. Tamam mı? mx n m diye. İki tane kök sayının çarpı neydi? Bir tane normal sayı yapıyordu. Bunun eşleniği buydu. Bunun karesi, bu ikisini çarparsak kök a ile kök a çarparsan a yapar. Kök b ile kök b çarparsan b yapar. Artı eksi yaparsan eksi yapar. Çok 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 önemli. Öğrenecek. Öğrenmek zorundasın. Ne demiştik? Bak bunu Derecelerin eşitse aynı kök içinde yazabilirsin ve B0'dan farklı olmak zorunda neden tanımsız olur? Değil mi? İçe kökler MNK'yı çarpıyorsun, derece yazıyorsun. Bak MNK'yı çarptın, en içtekine dokunmadın. B K köprüsünden geçti, A M ve K köprüsünden geçti. Kendini alıştır. Burada iki olmak zorundaydı. Çarpımları burayı, toplamaya burayı vermek zorundaydı. Onu daha sayıla yapmıştık, daha kolaydı. Buradaki neyi hocam? Üstü sayının işte her tarafın eninci kuvvetini alırsan bak şuradaki enden kurtarırsın. Yani her tarafın derecesini alabilirsin. Altlık önemli değil. Hocalarım kendinize iyi bakın. Ben şimdi bir de ne yapacağım. Pegemin işte şurada hazırladım şimdi. Diğer videoya çekim. Aynı videoda olmasın. Biraz daha yaklaştırmam lazım. Bu şeyi indirmem lazım. Devam edeceğim. Tamam bunlar çözeceğim. 40 tane soru çözeceğim.